Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve webcam kullanmaya alışkın olmadığım için şu an nereye bakmam gerektiği hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Neyse, bu video nedir diye soracak olursanız bir nevi ısınma videosu. Bayağıdır video tarafında yoktum. Canlı yayınlara ara ara, bayağı ara ara devam etsem de orada da aslında biraz yoktum gibi. Fakat evet, geri dönmek istiyorum. Ve planlarda bir Let's Play serim var. Ne olduğuna bakalım, tahmin edebilecek misiniz? Diğer yandan bu videomuz nedir? Bu videomuz kullandığım düzen ne? Arada bununla alakalı sorular geliyor. Abi sen ne kullanıyorsun? Şunda ne kullanıyorsun? Bunda ne kullanıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Vesaire vesaire tarzı sorular geliyor. Bu video biraz onları yanıtlama tarzı bir video olacak. Tamamen yazılımsal olarak kullandığım düzen. Bunu biraz göstereceğim. Tabii şöyle bir durum söz konusu. Bu konfigler 3 farklı cihaz arasında birebir yazılımsal olarak aynı olmak zorunda. Bundan dolayı pek çok noktası sistemin özelliklerine göre kendini değiştirilebilir şekilde ayarlanmış. Yani şu an bu videoyu çektiğim masa üstünde de İş laptopumda da ve kişisel laptopumda da bütün konfigler birebir aynı. İş laptopum bir X250 ThinkPad, kişisel laptopum ise X230 soranlar için. Bu makinenin donanımı da şu an karşınızda gözüküyor. Zaten canlı yayında da gösterdim. Şimdi kullandığım yazılım stacklerine de gelelim. İlk olarak kullandığım terminal emülatörü. Şu an gördüğünüz en büyük parça. URX VT kullanıyorum. Daha doğrusu RX VT Unicode diye de geçer. Hatta Arch tabanlı bir datım kullanıyorsanız eğer şu şekilde kuracaksınız. Sudo pacman-s RX VT-Unicode. Bu şekilde kuracaksınız. Tabii ben bunun ayrı bir fork'unu kullanıyorum. RX VT Unicode'un normalde True Color desteği yoktur. Ben bu True Color desteğini ekleyerek kuruyorum. Onun için de Y üzerinde, Aur üstünden TS RXVT Unicode True Color. Bu fork'u kullanıyorum. Bu fork RXVT Unicode'a True Color desteği ekliyor. True Color desteği BIM'de benim için önemli biraz. Devam edelim. Kullandığım terminal emülatörü bu. Neden bunu kullanıyorum? 1. Minimal. 2. Çok fazla şatafatlı zımbırtısı yok. 3. Alışkın olduğum bir şey. Benim için ayarlaması inanılmaz kolay. Ki ayarlaması da direkt X defaults üzerinden yapılıyor. O yüzden genel olarak X defaults'ta ayarladığım herhangi bir şey renk şemamdır, şudur budur, sistem geneli bir renk ayarlama olduğu için benim için ayarlaması kolay oluyor. Ciddi anlamda. Evet, belki benim işime daha çok yarayan bir terminal emülatörü vardır. Olabilir. Alışkınım buna. Sonrasına gelelim. Shell kısmı. Şurada da gördüğünüz gibi Shell'im ZSH. Neden ZSH? Bir dönem Fish kullanıyordum. Belki hatırlarsınız. Ondan öncesinde gene ZSH kullanıyordum. Sonra neden ZSH'e geliyordum? Fish fazla alır. Evet, gerekçe buydu. Fish fazla ağır ve POSIX uyumlu olmaması fişin bazı noktalarda sinir bozabiliyor. Devam edelim. ZSH altında OhMyZSH eklen... Onun için yeni terminal açsam güzel olabilir. Büyütelim hatta biraz. Şimdi... ZSH RC. Çok fazla üstünde uğraştığım bir ZSH RC değil. Alias'ları nedense çok kullanmıyorum. İnanın nedenini ben de bilmiyorum. Kullandığım alias olarak hatta bir şunu sayabiliriz. Vim'e alias diyorum. Yani Vim yazdığımda Vim çıkıyor sadece. Devam edelim. OhMyZSH kullanıyorum ZSH
biçimde bir eklenti zinciri diyebiliriz ve Omaize Seç'le beraber gelen bira temasını kullanıyorum. Bunun yanı sıra Omaize Seç'le kullandığım birkaç eklenti daha ve bu şekilde bir düzen. Şunlar da petlerim. Ek olarak CSH Environment altında da normal petlerim bu şekilde. Scriptlerim, lokal binim, node binlerim, go binlerim, ESR ve pet. Bu şekilde. Burası da. Ve bir nokta daha. Z profile'daydı o. Şöyle bir olayım var. Eğer ZSH yani oturumum TTE1'de açılmışsa eğer otomatik olarak startX komutunu veriyor. Buna birazdan değineceğim. Şimdi gelelim. ZSH'e değindik. Bu arada ZSH'i neden kullanıyorum? Gerçekten güzel bir terminal. Daha sonra shell. Otomatik tamamlaması olsun, genel olarak esnekliği olsun, performansı olsun vesaire vesaire. Evet, 5 güzel bir terminal, sade bir terminal ancak ZSH benim için daha verimli bir terminal. Ha, denemenizi tavsiye ederim. Diğer yandan, gelelim pencere yöneticisine. Bayağı uzun zamandır Awesome kullanıyorum. Masaüstü yöneticisi kullanmıyorum, direkt olarak pencere yöneticisi kullanıyorum. Peki, Awesome nasıl bir şey? Şurada aslında direkt olarak boşlukta görüyorsunuz Awesome'ı. Gördüğünüz her şey aslında Awesome. Wallpaper'ım hariç. Awesome bir Silent Gnome Manager. Bir pencere açtım. Direkt bu şekilde açtı. İkinci bir pencere açtım. Ekranı yarıya böldüler. Üçüncü bir pencere açtım. İkinci kısım. Şu taraf slave'lerin olduğu taraf. Bu taraf ise master'ın olduğu taraf. Master her daim büyük paydayı alır. Diğerleri ise kendi bölgelerini kendileri arasında bölüşürler. Bunun yanı sıra bu düzen layoutlar ile değişebiliyor. Mesela bir başka layout bunların yerini değiştiriyor. Master'ı üste alıyor, slave'leri alta alıyor. Bir başka layout master'ı köşeye alıyor. Bunları da diğer yana sürüklüyor. Kazara M'ye bastık. Ve bir başka layout. Bu layout da bayağı ilginç oluyor bazen. Bayağı rahat oluyor hatta. Ve mesela bu master'ımız. Hatta şu şekilde master'ı belirtelim. Bu şekilde yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Tamamen klavyeyle kontrol etmek üzere. Zaten Tiling Window Manager'ların asıl amacı budur. Peki, diğer Tiling Window Manager'lara göre neden Awesome'ı seviyorum? Bir, inanılmaz derecede esnek. Hatta Awesome. Konfliklerimize gelelim. Konfliktler başta biraz kafa karıştırabiliyor çünkü Lua Script ile yazılmış. Hatta biraz büyütelim. Çok büyüttüm. Lua Script ile yazılmışlar. O yüzden pek çoğunuzun kafasını karıştırabilir. Ancak biraz mantığını algıladığınızda aslında inanılmaz esnek bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Ve size aslında çok gelişmiş özellikler sunabiliyor. Mesela en basitinden direkt olarak yukarıdaki widget. Mesela CPU widget'ım. Gerçi bu biraz basit bir örnek oldu. Neyi gösterebilirim? Her şey, CPU bütün widgetlarımı gösteren bir derleyen bir ana fonksiyonum var. Mesela biraz karmaşık bir tanesi. Volume widget'ım. Burada direkt olarak ses oranına göre buranın rengini ve şeklini değiştirebiliyor. Mesela. Bu en basit örneklerinden bir tanesi. Çok 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 karmaşık şeyler yapılabiliyor Awesome altında. Bu tamamen sizin yaratıcılığınız ve programlama yeteneğinizle alakalı bir şey. Evet, başta ayarlaması biraz zahmetli ancak ayarladığınız andan itibaren kullandığınız en verimli şeye dönüşebiliyor. O yüzden Awesome'ı cidden seviyorum.
Diğer benzer mantıkta çalışan pencere yöneticileri arasında Qtile, Xmonet, DWM vesaire var. Awesome aralarında bana en mantıklısı geldi. En rahatı. Diğer yandan evet. Benim tercihim bu. Ek olarak zaten Lua'da benim favori dilim dilim olabilir. Programım dili bakımından. Evet. Zamanımın %90'ını Python'ı geliştirmekle geçirmeme rağmen favori dilim Lua. Python değil. Python olsaydı Qtile kullanabilirdim belki. Ancak Awesome daha olgun bir teknoloji olduğu için Awesome her gene tercihim. Devam edelim. Renk şeması. Renk şeması olarak Dracula kullanıyorum. Hatta bulamadım. Dracula. Default olarak bulabileceğiniz şu yazılımlar ve terminal monitörleri vesairenin hepsiyle uyumlu. Hatta Linux için yapalım. Gördüğünüz gibi bunların hepsine Dracula renk şemasını koyabiliyorsunuz. Hoşuma giden bir renk şeması. Gözü çok yormuyor. Ve devam edelim. Bu arada kullandığım yazılımlardan bir tanesinde gördüğünüz Firefox. Aslında çok fazla ayarlamalı bir Firefox değil. Çok detaylı ayarlamadım. Çünkü ihtiyaç duymadım. Yaptığım ayarlamalar hani customize'dan şuradan birkaç bir şey kaldırıp ardından ayarlardan da açılış esnasında önceki oturumu birebir geri getirmesini ayarladım. Bitti. Bir de ön tanımlı bir arama motorunu DuckDuckGo'ya ittim. Devam edelim. Uygulama başlatmak için ne yapıyorum? Rofi. Rofi benim bir D-menu fork'udur kendisi. Ama güzel bir D-menu fork'udur. Severim. Devam edelim. Benim bir script klasörüm var. Onun içinde bu scriptlerim var. Bunlardan bazıları laptopumda kullandığım scriptler. Mesela Caffeine Toggle bilgisayarın masa üstünde kullanmadığım bir script. Çünkü masa üstünde kafein de kurulu değil. Caffeine Toggle'ın olayı kafein aktif ediyor. Hatta spesifik olarak göstereyim neye göre aktif ettiğini. Açıl. ThinkPad'lerde şurada bir buton var. Daha doğrusu eski nesil ThinkPad'lerde. O butona bastığımda kendisi kafeini aktif ediyor. Eğer aktifse kafeini kapatıyor. Şu mount scriptleri artık kullanmadığım scriptler. Onları bir yere temizleyeceğim. Display select. Yeter F3. Bu şekilde ekran ayarlarımı yapmamı sağlıyor. Şu an değiştirmeyeceğim çünkü diğer türlü OBS kafayı yer. Extract. Extract. Project select. Daha sonra start project. Projelerimi listeliyor. Bunun bir de edit project list parçası var. Edit project list. Ve boğazım kurudu. Bu projelerimi editlememi sağlıyor. Genelde bunu kullanma şeklim şu şekilde. Project list bu arada. Start project script'i bir adet liste var bilgisayarımda. O listeden çekiyor veriyi. Ona göre listeliyor. Projenin ne tipinde olduğu, ne olduğu vesaire vesaireyi. Ona göre çalıştırıyor her şeyi. Sonra çıktığı Rofi'ye veriyor. Rofi'den de geri aldığı sonuca göre projeyi başlatıyor. Edit project list ise o formata göre bulunduğun klasörde bir proje oluşturuyor. Bunun yanı sıra prompt. Ups, ekranı kilitledim. Şuna basacaktım. Shift'e basmayı unuttum. Prompt herhangi bir yes no sorusu soruyor bana. O eğer yes verirsem bir adet script çalıştırıyor. No verirsem hiçbir şey yapmıyor. Mesela bilgisayarı kapatmak için bunu kullanıyorum. Burada yeniden başlatmak için. Setup mirrors, mirror listimi güncelleyen bir komut. Translate'te Google Translate'i tebaalını profiliyle translate ediyor. Basit bir script. Çok basit bir script. Onu bir arkadaş için yazmıştım.
Sonra kendim kullanmamaya başladım. Ama kullanmamaya dikkat ederim. Rofi Bluetooth ise Bluetooth cihazlarımı yönetmemi sağlıyor. Bu şekilde. Power off. Onun sebebi de şu arkadaş. Sadece bu arkadaş. Sadece bu arkadaş için masa üstüme bir adet Bluetooth adaptörü aldım. Ah. Genel olarak yapı bu. Sonrasında sen neden açılmadın? Evet. Şu an çok komik bir şey. Catnip'i açalım. Sen neden açıldın? Çok ilginç. Demin çalışıyordu. Aa, bir şey güncelledim, ondan mı sıçtı? İlginç. Şunu düğme çevirelim. Bu şekilde getirelim. Diyeceğim. Ha. Tamam. Bir şey debug et... Neden çalışmadığını hatırladım. Bir şey debug etmek için. URXVT-D'den çıkıp URXVT-G'ye yapmıştım. Pardon. Düz URXVT'yi yapmıştım. URXVT-D'yi açalım ve şu an... Evet, çalıştı. Evet. Hata bendeymiş. Burada editörümü görüyorsunuz. Editör olarak Vim kullanıyorum. Peki, Vim'de neler kullanıyorum? Gördüğünüz gibi oto tamamlama vesaire var. Bunu tamam, Vim komplerimle açalım. Daha sonra Neo Vim komplerimi açalım. Her ne kadar Vim komutuyla çalışırsam da intersimize giriyoruz. Intersimizde şurada 3 farklı kısım görüyorsunuz. Bunlar nasıl tarif edeyim? Bazı noktaları ayrı dosyalara yaydım ki daha rahat okunabilsinler. Aralarında kaybolmayayım. Syntax on, syntax highlighting'i açıyor. Bu arada ben iyi bakmışım. Belki siz daha rahat görürsünüz bu şekilde. Şimdi burada bazı NeoVim ayarları için Python yollarını belirtmem gerekiyor. Ardından term GUI colors'ı aktif ediyorum. Bu yüzden URXVT'nin true color versiyonunu kullanıyorum. Bu sayede renk yönetimini URXVT halletmiyor, NeoVim hallediyor. Burada renk çevrimi ayarlıyorum. Ardından number. Number nedir diye soracak olursanız şu yanda satır sayılarının gözükmesini sağlıyor. Cursor line bir o esnada bulunduğum satırı komple highlightlıyor. Ancak bunu kullanmamın bir sebebi ben sadece şurada şu kısmın gözükmesini istiyorum. Şu kısmın highlightlanmasını istiyorum sayılım. Ama eğer bunu komple aktif etseydim şöyle bir şey olacaktı. Bütün satır highlightlanacaktı. O yüzden burada cursor line'ın highlight'ını kapatıp number'ı da bold yapıyorum. Evet, istediğim bir özellik için başka bir özelliği benzer şekilde çalışan ancak daha fazlasını içeren bir özelliği aktif edip kalanını kısıyorum. Set ignore case ve smart case'in olayı şu. Vim'de normalde arama yaptığınızda case sensitive şekilde arar. Mesela Python yazıyorum ya. Burada şu baş harfi büyük olan Python'ı normalde yazmaması lazım, seçmemesi lazım. Python'ın Vim'in normal araması case sensitive. Yani büyük küçük harfe duyarlı şekilde arıyor. Eğer ignore case yaparsam buna göre aramıyor. Smart case kısmında ise mesela arayalım P'si büyük bir biçimde Python yazalım. Bu sefer sadece büyük harfi Python'ı yazdı.
Burada olay şu. Normal koşullarda aramayı case insensitive olarak yapıyor. Fakat büyük harfle yazmaya başlarsan ya da içinde büyük harf varsa case sensitive olarak yapıyor. Mouse A. Vime mouse desteği. Bazen işe yarayabiliyor. No backup, backup file oluşturmuyor. Undo file. Normalde undo'lar geri al, ileri al muhabbeti o oturum esnasında geçerli. Fakat undo file'ı aktif ederseniz bu bir dosyaya kaydediliyor bütün değişiklikler ve bu değişiklikler üstünden o dosyayla çalışmaya başladığınız bu özellik aktif olduğu andan itibaren o dosyayla çalışmaya başladığınız her değişiklik kaydediliyor. Clipboard, sistem clipboard'una bağlıyorum. Şu neydi hatırlamıyorum. Split right ve split below split oluşturduğun takdirde onun nerelerde oluşacağı üzerine. Conceal level özellikle markdownlarda vesaire sıkıntı yaratan bir nokta. Direkt olarak daraltıyor bunları otomatik olarak. Ben bunu sıfıra indirdim. Daraltmasını istemiyorum. Tab stop, bu tab ayarlarım. Bu da dosya spesifik tab ayarlarım. Ben buraya lua'yı eklemiyormuşum. Hatta hemen ekleyelim. Ekledik. Şimdi devam edelim. Burada plugins. İlk başta bu kısım plugin manager'ım. Bu plugin manager'ımı kuruyor eğer kurulu değilse. Ardından kurduğum pluginler, bunlardan birkaç tanesini aslında temizleyeceğim. Mesela şu arkadaşı bayağıdır kullanmıyorum. Sonra devam edelim. Nerdtree. Şu yanda gördüğünüz arkadaş. Ve onun birkaç tane eklentisi. Ve bunların hepsi ilk başlangıçta yüklenmiyor. Nerdtree toggle'landığında yükleniyor. Devam edelim. PZF, Fuzzy Finder. Bulunduğum çalışma klasörü altında herhangi bir arama yapmamı sağlıyor. Dosya arama olsun, tag arama olsun, fonksiyon vesaire arama olsun. Mesela files. Neyi arayalım? Plugin.vim. Bunu aradı. Ve bunu gerçi zaten açıktı. Devam edelim. Vista. Şu yandaki menü. Dosyanın bir özetini gösteriyor bana. Ardından Goyo. Tabii. Yanda bu açıkken sıkıntı oluyor. Vim'i bu hale getiriyor. Bunu normal kodu yazarken kullanmıyorum. Bunu markdown'lı falan bir dosya yazarken kullanıyorum daha çok. Yani döküman vesaire yazarken. Çünkü biraz distraction free bir hale getiriyor her şeyi ve evet sadece yazdığım şeyi görüyorum. Sonra devam edelim. Lightline. Şu alttaki panelim. Ve Lightline Ale. Ale diye kullandığım bir eklenti var. Ona birazdan değineceğim. Ona Lightline desteği. Git. Şunlar Git ile alakalı eklentilerim. Biraz Git yönetimi üstüneler hepsi. Detaylarına bakabilirsiniz. Intent Line. Şu şekilde. Şurada tireleri vesaire görüyorsunuz ya. Bunları sağlıyor. Bu sayede intent level'ları daha rahat görmemi sağlıyor. Bu arada bunu kazara geri aktif ettim ben değil mi? Vim Surround. Bir parça parantezleri tamamlamamı sağlıyor. North Commenter. Topluca bir komente almamı sağlıyor. Emmet uzun hikaye. Bir nevi listelerdir, şudur budur tarzı biraz daha detaylı kodları hızlı yazmamı sağlıyor. Vim Go. Bazı Go araçları.
Ardından şey yani Go yazarken bazı güzel araçlar. Python syntax Python'a daha BIM'in kendi Python syntax highlighter'ı güzel ancak bunun kadar detaylı değil. BIM Markdown, Markdown için bazı güzellikler. Markdown Preview. Bu çok sevdiğim bir eklenti. Hatta bunun da bir örneğini gösterelim. cd.datfiles readme Markdown Preview. Tabii ki de. Doğru, bu bilgisayarda henüz Previewer'ın kullanacağı eklentiyi ayarlamamıştım. Basitçe HTML olarak renderliyor ancak şu an onun kullandığı parça kurulu değil bu bilgisayarda. Hatta deneyelim tekrar. Evet. O şu an kurulu değil. Ne diyor bu bilgisayarı toplayalı daha bir hafta oldu. Ale. Lint aracı. Yani kodlarımda bir hata olup olmadığını denetleyen bir araç. Ember, Ember.js ile uğraşıyorum. O yüzden Ember için bazı araçlar. Bu da Ember.js'in Handlebars formatı için. COC, kullandığım Autocomplete aracı aslında COC. Bunun yanı sıra eklediği başka özellikler de var. Mesela CSS dosyalarında renk highlight'ıdır, şudur budur gibi özellikleri de söz konusu. Ya da snippetlerdir. Yani mesela detay sabit bir kod grubu var. Bunun sadece tek bir şey yazıp CTRL K'ye bastığımda yazdırmamı sağlıyor. Bu artık işleri birkaç tane eklenti arasında dağılmış bir eklenti. Benim snippet bir nevi snippet havuzu. Ve Dracula diyeyim. Bunlar da onlara göre yaptığım bazı ayarlar. Bunlardan size uyanları vesaire bakabilirsiniz. Ardından gelelim. Bindings. Bindings'te de çok fazla bir binding'im yok aslında customize ettiğim. Bunlar. Evet, Vim config'lerim de bu şekilde. Evet, genel olarak kullandığım düzen bu. İşimin çoğunu zaten Firefox'ta yapıyorum. Ve Firefox ve Vim'de yapıyorum. Bunun yanı sıra kullandığım başka grafiksel araçlar. Discord kullanıyorum. OBS kullanıyorum. KDN Live kullanıyorum. Bunun yanı sıra oyun içinde Steam ve Lotris. Lotris. Buradan mesela Overwatch'ı çalıştırıyorum. Biraz zaman alıyor. Launching. O kadar yavaş olmaman lazım da. Acaba kayıt yapıyorum diye mi yavaş? Bekliyoruz. Evet, şimdi açılmaya başladı. Ve bunu editlemem gerekecek. Bunu kesinlikle editlemem gerekecek sevgili Blizzard. Evet. Voila. Neyse, editleme esnasında yeni bilgisayarın edit gücünü de öğrenmiş olurum. Evet, sanırım bu bütün detaylarımı içeriyor. Evet, çok aslında karmaşık bir şey değil kullanım düzenim. Ha, bir de vim/set/system Alright. Bu dosyada şöyle bir ayarım var. Bunun olayı nedir diye soracak olursanız, sistem ilk açıldığında otomatik olarak köfteyiz. Köfte kullanıcısıyla bir giriş yapıyor TT'ye bir altında ancak girişi tamamlamıyor. Benden şifremi istiyor. O şifremi yazdıktan sonra da otomatik olarak TT'ye bir altında giriş yapmış oluyorum. Ve otomatik olarak giriş yaptığım için StartX komutu çalışıyor ve masaüstü ortamıma giriyorum. Bu sayede herhangi bir display manager da kullanmıyorum. Ek olarak kullandığım NX Appearance'dan da ArcDark kullandığım GTK teması, ikon teması da Papyrus Dark. Bu. Her şey bu kadar basit. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Demeden önce son videoyu sonuna kadar izlemiş kişiler için bir soru soracağım.
aranızda 3. nesil Ryzen işlemcilerin Linux altında termal değerleri okuması hakkında bir sorun yaşamış olanlar ve bunu çözmüş olanlar varsa biraz bilgi verebilir mi? İnternette bayağı aradım ancak maalesef ben kesin bir sonuç bulamadım. Neyse, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler.